çocuklar, ben çok sinir oluyorum. Baksanıza yine göbeğim çıktı. Sen şimdi buna göbek mi diyorsun? Ha. Yani seninki göbekse benimki direktman bebek. Tabii. Sen spor yapma. Öyle börekleri löp löp götür. Ondan sonra da göbek. Börek. Börek bak. Ay börek. Ay böyle şey bir kıymalı su böreği falan. Ay ben var kendimden geçiyorum o zaman ya. Ya. Sen işte böyle kendinden geçersen o göbek gelir böyle burnundan ucuna böyle buraya gelir böyle. Ya çocuklar ben doğru söylüyorum. Benim 1,5 kilo fazlam var. Vermem lazım onu ya. Belli bir yaştan sonra da zor Becicim. Belli bir yaştan sonra derken? Allah Allah, ne varmış benim yaşımda? Gencim, güzelim, Allah'ıma bin şükürler olsun. Evet, ona ben katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum da şimdi şöyle bir şey var. Bakın ben kendimle ilgili şöyle bir şey düşünüyorum. Yani hani ikinci ligde bile olsa yani şansımın olduğunu düşünüyorum ben hala. Evet. Olmaz. Boşuna kendinizi kandırmayın arkadaşlar. Ya kadınlar belli bir yaştan sonra göbek bir tarafa, kıç bir tarafa gidiyor. Yani bunu itiraf edin lütfen kendinize. Allah'tan benim sihirli formülüm var da formumuzu koruyoruz yani. Neymiş o sihirli formül? Ne söyledi? Biz de deneyelim o zaman. Vallahi öyle her bünyede böyle durmuyor. O yüzden bilemiyorum yani. Ay ne var yani? Versen ya kurtar beni bu dertten Can ya. Senin için olur ha. Vallahi. Evet, var benim bir arkadaşım. Eczacı Hamdi Bey'le bir konuşayım bakayım. Elinde kaldıysa bu ilaçtan olabilir. Ara. Tamam. Görmüş olduğunuz gibi bizim şirketimizdeki en önemli şey hijyen, değil mi? Görüyoruz Yılmaz'cığım. Kolay gelsin. Mersi, sağ ol. Biliyorsunuz yeni yasa gereği iş yerlerinde duman savası sağlığı kapsamı içerisinde. İşte bizim en önem verdiğimiz konu bu. Yani inanın çalışanlarımız iş saatlerinin dışında bile böyle kötü alışkanlıklara hiçbir şekilde sahip değiller yani kesinlikle. Bu koku nereden geliyor? Koku nereden geliyor? Koku bana hiç öyle bir şey gelmedi. Size koku mu geldi? Ama bana da geldi. Oy. Yoksa tuvalette mi? Hayır aşk olsun. Aşk olsun olur mu hiç öyle şey? Yani bırakın dumanı kokuyu yani biz kahve bile zararlı diye bakın böyle sağlıklı içecekler koyuyoruz masalara. Bu ya ne böyle, aslan? Bu bir nevi kür. Evet, bu bir nevi kür yani vitamin deposu da diyebilir. Zaten renginden de belli. Ben hemen size ikram edeyim. Çünkü böyle zihin de açıyor bu. Çalışanlarımız her sabah öğle akşam muhakkak içerler. Buyurun hemen size şöyle azar azar koyayım. Sonrasında birer tane daha istersiniz belki. Şöyle ver, buyurun. Afiyet olsun. Yani Hamdi Beyciğim çok alemsin ya. Niye yanlış ilacı getiriyorsun? Tamam buldum. Ayrıca niye kapıdaki adama bırakıyorsun? Sen direkt beni bul. İnşallah kimse içmemiştir. Ay bir düşünsene biri bizi bir içecek. Her tarafı şişecek ondan sonra al başına belayı. Neyse tamam ben şu şişeyi kaldırıyorum. Sen de doğru malı getir artık. Tamam getirdiği zaman da beni bul. Kapıdaki adama bırakma. Bu ne ya? Bu ne ya? Karpuz gibi oldum ya. Bu ne ya? Allah aşkına ya. Neden oldu ya bu? Allah'ım sen beni kıra, seks hayatı falan. Evet, o satışların hepsi gerçekleştirdik. Evet. Evet, onları halledin. Evet. Tamam, o programımızda vardı zaten onlar. Evet, biz o bilançoları gönderdik. Ne yapıyorsun? O ne lan? Lan ne oldu sana? Şşş! Bu ne hal oğlum? Hadi baksana, maymuna döndüm ya. Mahvoldum lan ben. Yardımcı ol Allah aşkına kardeşine. Benim büyük kardeşine yardımcı ol Allah aşkına. Sen beni kurtarsan daha kurtarırsın kardeşim benim ya. Ben mahvoldum ya. Lan ne yaptın? Nasıl bu hale geldin? Manyak mısın? Ne oldu ya, lan? Ya ben de bilmiyorum ki. Burada bir tane şey vardı. Ben onu kafaya diktim. Baktım onun içine bir şeyler çıkıyor. Böyle hemen
bir baktım öğlenden sonra böyle olmuş mu yani? Niye? Meraktan. Lan oğlum, hop. Başına ne geliyorsa hem meraktan geliyor. Hop, ağır ol, ağır ol. Yavaş. Kim koydu o şeyi ya buraya? Allah Allah, elime bir getirirsem abi, ben onu mahvederim abi. Ben onu elime getirirsem. Artık bak, eline geçirdiğin şeylere karşı daha bir mesafeli olsan, şu haline bak ya. Her eline geçirdiğini dıktık. Manyak. Tamam anladım, şu sihirli formülü getir, kızlara vereceğim. Bekliyorum burada, kaç saat oldu ya? Evet, gel o yanlış malı da al buradan. Birisi alacak ondan sonra başımıza bek... Ya da alan almış gibi mi? Dur, ben seni birazdan arayacağım. Can, var ya seni Allah yolladı. Şu Angut'un haline bir baksana ya, bir baksana. Ya indir şunu, indir şuna bak ya. Bu ne? Ne oldu buna? Ya yapma canına ya, yapma canına. Ay tamam, bağırma, bağırma. Ne oldu buna? Ya yardım etsinize ya, burada arkadaşınız varmış. Ya tamam varmış. Bir sus. Ne oldu buna? Gerizekalı burada bir tane şişe vurmuş, tamam mı? Ne olduğunu da bilmiyor. Lık 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 dikmiş ağzına. İçmiş. İç kudur. Aa sonra budur işte. Gerizekalı. Bu bana bak, bu bizi ısırmasın. Bir şey yapar mı bu ya? Ha? Ya lütfen yardım edin ya. Yardımcı olun ya. Bir yardım edin. Allah'ını seviyorsanız mahvoldum ben ya. Ya tamam sus. Sen de her gördüğün şişeyi içme. Burada içtiğin şişe Basur ilacıydı. Yanlışlıkla geldi. Ne? Basur ilacı mı? Ne içtim ben ya? Yuh. Yuh ama. Yuh diyorum artık ya. Hah. Hamdi abicim. Sen gelirken şöyle en alasından antialerjik bir krem de getir. Ha. Evet, evet. Acil lazım. Ne oldu bize ya? Şöyle bak. Ya sizin böyle stresli mi döneminiz mi bu sıralar? İş stresi falan. Yani böyle tövbe estağfurullah evlerden dışarı ne oldu birdenbire ben? Yapmayın, sizi aslanım. Anlayamadım. Bunca yıllık sağlıkçıyız. Ömrümüzde böyle bir şey ilk defa başımıza geliyor. Bize ne ikram ettiyseniz kesin ondan oldu bu. Ay yani rica ederim beyler. Rica ederim, ben size ne ikram edebilirim ki? Yani sizin gibi böyle sağlıkçı, sağlıklı insanlara yani zararlı bir şey ikram edemem ben zaten. Değil mi? Peki siz ne içmediniz aslanım? Ben? Biz içtikten sonra bu hale geldik. Şu halimize bakın. Ya ben size bir şey soracağım ya. Sizin böyle genetik bir hastalığınız falan olmasın ha? Baktırdınız mı? Şaka mı yapıyorsunuz aslanım? İkimizin birden mi? Yok yok. Bu böyle olmayacak. Ben bunu raporumda yazacağım. Evet. Evet. Hayır. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Görmedim. Şu halimize bakın. Bunu yapmayın. Bunu yapmayın. Rapor falan yazmayın. Çünkü elinizde delil yok canım. Olur mu hiç delil falan yok canım. Böyle şeyler... Ay çok rahatsız ettim, pardon. Yılmaz'ı gördün mü? Bu kremi onun suratına sürmem lazım. Salak yanlışlıkla buradaki Basur ilacını içmiş, suratını gördüm. Ne? Basur ilacı mı? Basur ilacı. Bittiniz siz. Kesinlikle. Bittiniz. Kesinlikle bittiniz siz. Ay iyi oldu ha. Valla çok iyi oldu. Toparlandı biraz. Evet. Değil mi? Evet, evet. Çok güzel oldu. Hadi sıradaki gelsin. Evet, sizi gel. Alalım şöyle kenara. Siz gelin böyle. Buyurun efendim. Buyurun sıradaki. Çok iyi. Buyurun. Ben şunu... Evet. Şöyle pıt. Böyle elmacık kemiklerine de sürelim. Biliyor musunuz efendim? Benim erkeklerde en sevdiğim bölge bu elmacık kemikleri. Güzel mi yani? Aa, güzel ne demek? Seksi. Benimki biraz az mı oldu acaba? Yok efendim, yok. Gayet dozunda oldu. Birazdan burada böyle pırıl pırıl çıkacaksınız. Evet. Janjancığım. Ben diyorum ki aleyhte bir şeye de gerek kalmayacak değil mi? Yani rapor filan gibi değil mi? O ne demek? Sakın duymamış olayım. Ne demek öyle rapor falan? Hayatta olmaz. Efendim, burası son derece sağlıklı bir iş yeridir. Burada herkes enerjiyle çalışır. Yüksek enerjiyle, mutlulukla. Çok güzel oldu. Çok güzel. Böyle bugün kalsın burada. Zaten emecek onu. Daha sakın öyle bilmediğiniz şişeden kimseye bir şey için... Sen niye getirtiyorsun o şişeleri buraya? Teessüf ederim. Teessüf ederim Şahşan'ın. Ne oldu? Nedir bu? Oo. Yani
Bu kadar değerli bir nane likörünüz var ve benimle paylaşmıyorsunuz. Ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Alın kahvenin yanında bir yudum için demiyorsunuz. Hani ayrı gayrı yoktu aramızda. Ben size XO Konya'mdan vermiştim ama. Doğru bir hareket mi bu sizce? He? Yani ne deseniz sağ. Ya şaka yaptım canım, şaka yaptım. Şaka yaptım. Lafımı aşkım. Evet. Ama gerçekten çok değerliye benziyor. Yok. Eksküzit bir likör bu Aslı Hanım. Koklayın lütfen, koklayın. Öylesine baharatlarla bezenmiş ki. Ceviz fıçı da mı bu bekletilmiş? Yok. Aman Allah. Niye ya? Sakın ne yapacağım? Bir yudumcuk ya. Ben çok severim ben likör. Ben size başka likör vereyim. Başka bir likör verip onu içmeyin. Ertuğrul. Ay. Oh. Ne yine abarttın ya, tıkanmış işte, hayret. Ne oldu be İzmirli? Hiç mi dolaşmadın Bayraklı'da? He? Ne Bayraklısın oğlum? Bayraklı bunun yanında gül bahçesi kalır be. Öf. Senin işin değil mi lan bu? Ha? Abi tamam ya, kasten mi yaptık? Hayret bir şey ya. Bağırsaklar bozulmuş işte. Çağırın bir tesisatçı, halleder. Hayret bir şey ya. İçin ölmüş, için. İçin ölmüş birader. Bismillahirrahmanirrahim. Ha? Evet ustacığım, evet. Evet, 5. kat. Ya bugün sana bunu 3. kez anlatıyorum. Ne olursun ya, ömrümü tükettin ya. Ya bak, 4, 1 daha. Kaç eder? Ha? Evet, 5. Evet, 5. Ya kapa şunu, kapa. Hayır, size demiyorum ya. Arkadaş tuvaletin kapısını açtı. Leş gibi kokuyor. Ona kapa dedim. Evet ustacığım. 5. kat ya. 5. kat. Tamam. Ne olur acele edin ya. Hani derler ya, etrafı bok götürüyor diye. Aynen burada o gerçek oldu işte. Bekliyorum. Tamam. 5. Evet. 5. Oldu, geliyor mu? Bravo amcaoğlu ya. Sen de beni aratmıyorsun yani. Koku şahane. Ne var oğlum, Allah Allah. Biraz benim de motor bozulmuş. Ne geliyor mu? Kamıştan diyorum, su geliyor mu? Ne diyeceğim ya? Tesisatçı geliyor mu diyorum sana? Çok Allah Allah. Aklımı aldı tesisatçı ya. Aklımı bıraktı bende ya. Herife sabahtan beri 5. katı anlatmaya çalışıyorum ya. Böyle bir şey yok abicim ya. Manyak mıdır nedir ya? 5 diyorum, 5. 3 ile 5 arasındaki farkı anlamadı. Bana neyi sordu herif biliyor musun? Ne sordu? 4. katın üstündeki 5 mi diye sordu. Ha, memleketin neresiymiş? Laz'dı. Laz'sa olur. Ne olur ya? Şimdi bu arkadaş Laz'sa olur diyorum. Yani Laz'sa öyle anlatmıştır. Nasıl yani ya? Ya şimdi bunların kafası biraz başka türlü çalışıyor, garip çalışıyor. Şimdi bizim bir Temel amcamızla Fadibe teyzemiz vardı, komşumuz. Oradan biliyorum ben. Şimdi mesela bu 4. katın üstündeki 5. kat diyorsa, cevap olarak siz de evet diyorsanız, o bizim bildiğimiz normal 5. kattan bahsediyordur. Ama eğer 4. katın altındaki 5. kattan bahsediyorsanız eğer, o da -5 yani zemin. Evet, zemin -5, zemin. Öyle anlıyorlar, ne yapabilirim? Biliyorum, bir de bunların kedisi vardı, Dursun. Küçükken annemin sütü bitmişti. Sağ olsun Fadime teyze bir tane bebesini vermişti. Onu da emmiştik. Benim kafa da oradan biraz Lazlı. Sen şimdi onu mu Laz'ı mı bırak da Muhsin Efendi, sen niye geç kaldın ya? Ha? Ha! İyi ki sordun, iyi ki sordun kanku. Ben de diyorum Lazmaz kafamı karıştırdınız. Arkadaşlar yolda gelirken çok korkunç bir kazaya tanık oldum. Ne diyorsun sen ya? Anlatsana oğlum o zaman ya. Anlatıyorum işte. Hı. Şimdi ben her zamanki gibi benim Tostos'la sağdan giderken minicik küçücük bir köpek yavrusu ho diyerek karşıya geçiyordu. O sırada gördüm, Alman Benz markalı bir araç hayvana vurdu, kaçtı gitti. Tabii ben de indim araçtan, bir etrafta çıkıp bir pati. Ondan sonra cima, bu gözü yaşlı bir teyze, her tarafı yayılmış köpek dişleri falan. Acayip kötüydü, korkunç. Ya sen ne cins herifsin ya? Allah aşkına oturup bunu seyrettin mi yani 2 saat? Evet ya. Bu yüzden mi geç kaldın? Bak zaten tansiyonum düştü. Zaten tansiyonum düştü. Tabii ki seyretmedim. Hemen bir süper kahraman gibi, adeta bir süper kahraman gibi telefonumu çıkarıp
Polisi aradım. Gittim karakola ifade verdim. Hepsini tek tek ayrıntılı ayrıntılı anlattım. Plaka dedim 61 TRB dedim 161. Adamın dedim arabası dedim Alman Benz. Siyah dedim camları vardı dedim. Size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Adam şu anla itibaren bitti. Başı çok büyük dertte. Çok büyük. Bir dakika, bir dakika ya sen ne dedin? 61 TRB 161 mi aynen, dedin sen? Aynen. Üstelik ben tek tanığım. Benden başka hiçbir tanık yok. Adamı yakacağım. O minik köpeği vurup kaçmak nasılmış ona göstereceğim. Siz şu gözlere baksanıza bakayım bir. Bak bakayım. Aa, acı. Senin başın büyük belada. Evet. Asıl senin başın büyük belada. Ne yaptın? Ne yaptın ya? Muhsin ne yaptın ya? Ne yaptın? Ya sen, ben büyük bela kokusu alıyorum havada ha acı. Niye öyle dedin ki? O bela kokusu değil yavrucuğum, helal kokusu. Ha, yok, evet. Ben bela kokusuyla helal kokusu ayır. Bende öyle hassas bir burun vardır. Ben ortada büyük bir bela görüyorum acı. Bela geliyorum dedi ve bela tesisattan geliyor. Ne alakası var? Tesisattan geliyor. Ha. Tamam işte, o helal kokusu işte. Tesisat yapma, kokusu. Yapma Muhsin bak, gel. Uyanamıyorsun işe. Mevzu ne biliyor musun? Hı. Sen şimdi ne dedin? 61 TRB mi dedin? Evet. TRB ne oluyor? Ne bak, dikkatli bak. Trabzon. 61 nerenin plakası? Trabzon'un plakası. Evet. Ya siyah Benz dedin değil mi? Hı. Yapma be hacı. Ne olmuş ki? Ya ne olmuş? Çok fena biliyor musun? Sakat yani. Hakikaten yanmışsın lan sen. Ya. Sen bitti. Bana bak. Bu bir oyun değil mi? Değil ya. Sen oyunu görürsün. Trabzonlu Rus mafyasına bulaşmışsın oğlum. Hayır hacı, şakaları da yok bunların yani. Bunun şakası olur mu ya? Sen hatırlamıyor musun ya dayı? Bir tane şey vardı, Rus gelin diye bir tane film vardı. Nicole Kidman vardı. Ha evet, evet. Rus orada fahişeyi oynuyordu. Ha evet, evet. Hatırlıyor musun? Herifler... Tek memesi hatta filmde onu buz... Evet, hatırladım. Sen onları hatırla, ben bir şey hatırlıyorum. Aklını alacağım şimdi seni, hatırlıyor musun? Herifler bütün tanıkların... Dillerini kırt diye kesiyorlardı, hatırlıyor musun? Evet, hatırladım lan, manyak. Maşayla buradan herifin dilini şöyle bir tutuyor. Uzatıyor. Tek gitti, senin dili gitti. Bitti. Sen bu dilinle mi bizi ihbar ettin? Ha? Ya. Sen bu dilinle mi bizi ihbar ettin diyorlar. Yo. Kesiyorlar, tık ateşi atıyorlar üstüne bir tane kaşar. Adama yediriyorlar dilli kaşarlı. Tamam o zaman ben polis. Polis istiyorum, haklarımı biliyorum. Ben bu ülkede haklarımı biliyorum. Tanık koruma programına girebilirim. Evet, ne olur ki? Bağırma, salak mısın ya? Herifler olur. Polisin içine de sızmışlar, manyak. Ahtapot evet. Gibiler, kolları her yerde heriflerin ya. Tamam o zaman. Ben gidiyorum. İşi gücü bırakıyorum, yurt dışına gidiyorum. Ben yurt dışına gidiyorum. Geç şuraya, geç salak. Bravo, alkışlıyorum. Çok bravo ya. Hatta Rusya'ya git. Orada güzel bir milli de olursun. Belki hani milli damat kontenjanından abiler seni affeder falan. Hacı ya, öyle bir şey yok bak. Bunlar her yerde, elleri kolları uzun bu heriflerin. Bak, acayip kılık değiştiriyorlar her yere. Bak, bunu trafik polisi gibi olabilir. Mesela evet. Türkçeleri de akıcı ha. Bak, anlamazsın. Trafik polisi olarak böyle hakim olur, savcı olur, sucu olur. İşte ne bileyim, sütçü olur. Tesisatçı. Bak, tesisatçı olur. Tesisatçı. Değil mi? En çok da o modelde görülüyor. Ya o var ya, o Rus mafyasının en birinci özelliğidir yani. Kitabında yazar yani. Rus mafyası tesisatçı kılığında gezer. Ya kişi geldi. Bana ne yaptı? Geldi. Lan herif geldi, lan herif geldi. Allah! Abi herif geldi, iyi mi? Soğukkanlı ol. Soğukkanlı ol, tamam mı? Kanku beni bırakmıyorsun değil mi? Öyle bir şey yok kardeşim. Benim çoluğum çocuğum var. Benim çoluğum çocuğum var, vallahi. Ya sen Selçuk, ya sen. Ben de çoluk çocuğa karışacağım moruk, idare et ya. İyi de o zaman ben de giderim ki. Gidemezsin, gel buraya. Kıpırdama, sakin ol tamam mı? Belli etme lan gerizekalı. Çaktırma, sempatik görün. Ben ettim, siz etmeyin de. Yani çıkacağım, o programda tanıklık etmeyeceğim de. Evet, tamam evet, mı? Evet, tamam. Sakın. Tamam, sakin. Sakin, sempatik. Sempatik, evet. Evet, ya bir kere... En iyisi annemi arayayım, eşyalarımı şimdiden toplasın. Minik kedimi de koysun, evet, kedimle beraber.
Ya ben yapmadım diyorum. Ben yapmadım, ben ispiyoncu değilim. Ben ne kadar sempatikim, bakar mısınız lütfen? Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Tuvaletler tıkanmış, bunlar mı? Hoş geldin. Nasılsın? Size bir kahve alayım mı? Haydi bakalım. Bir fincan kahve bizim pisişleri yapmadan iyice. Pis işler. Evet. Bakın size bir şey söyleyeceğim. Biz hemşeri sayılırık. Ben de Trabzonlu sayılırık. Benim apartmanda memesini emdiğim bir Fatime teyzemiz var idi. Gerçekten o yüzden size bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Bırakın bu pis işleri o. Ama birinin de bu işleri yapması lazım değil mi? Değil. Yoksa tıkanan sistemi nasıl yaşayacağız? Allah. Bizim işimiz sindirim sistemiyle ilgili bu. İnsanlar dillerini tutsalar biz de bu pis işlere kalmadık. Ha bu diller. Allah! Allah! Bir dakika. Şimdi ne oldu buna ya? Hocam, bak ne oldu, kusura bakma ama ben soracağım yani. Üçün üstündeki dördüncü kat ne demek ha? Yani dört zaten her zaman üçün üstünde değil midir ha? Sıfırın altında üç mü aşağıda dur, dört mü? Ne diyeyim?